Efendim selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bu kadar mı fark eder, gençleştim. Bismillah. Evet, şimdi yola çıkıyorum. Umut abiyle buluşacağım. Sonra limana gideceğiz. X6'yı alacağız. Artık müşterilerim gibi video çekiyorum. Şimdi limana gidiyorum arabayı almaya. Arabamız gelmiş Japonya'dan. Japonic Trade sağ olsun göndermiş arabayı. Evet, bir cold start alırız. S63'ten. Azıcık cam açayım, size sesi gelsin. Hadi bismillah. Ses olacağım. ETC card is not inserted diyor. Bu ETC card da ne ya? Bizim müşterimiz var. ETC card mı, o ne? Arabanın sesini nereden kısacağım şuradan? Burada da cahil şey yapmayalım ya, cahil görüntüsü vermeyelim. Ne yapacağız? Umut abi ne yapacağız? Önce bir navigasyon kurmamız lazım. Head southwest on Stadthouders Plansoen toward Jacob de Greeflan. Otobansız yol var, daha güzel. 4 dakika yavaş diyor. Saat 9'da oraya geleceğim dedim ben. 4 dakika yavaş otobansız gidersek otobandaki trafik var biraz da. Normal yoldan sessiz sakin biraz daha iyi gideriz diye düşünüyorum. Evet, yavaş yavaş hareket edelim artık. Araba git gidi ısınır. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar, soldan kullanmayalı bayağı olmuş. Yard'da birkaç kere kullanmıştım en son. Müşterilerimizin Mercedes'lerini. In 150 meters, turn right onto Stadthouderslund, S103. Tamam, dur sen bir susturalım. Evet. Buradan arka perdeleri indirebiliyor muyduk ya? Şeyin arkasında mı kaldı? Telefonun arkasında mı kaldı acaba? Arka perdeyi indireydik iyiydi. Neyse. Evet arkadaşlar, bir günlerden salı. Salı sabahı. S-Class'ta binince neleri neler bana zor geldi. Öyle diyeyim daha doğrusu. Evet. Şuradan şöyle yerimizi alalım. Burada bisikletlere çok dikkat etmek gerekiyor. Önce bisiklet yolu var. Sonra yola çıkıyorsunuz ya. Onlar biraz şey. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de ışık sistemi biraz farklı. S-Class'ta bana farklı gelen, ya vitesi koldan geçiyor ya. 3 kere sinyal çakacağım diye vitesi D'den N'ye aldım. Böyle çok hızlı gitmiyorduk Allah'tan da. Ama böyle absürt yerlerde olmuş oluyor. Orası kötü oluyor. Şimdi gitgide alışıyorum buraya. Soldakine. Bakmadan yaparsam bazen cruise kontrolle oynamış oluyorum. Elime koluma hakim olmaya çalışıyorum. Bir 10-15 gün daha S-Class bizde gibi duruyor. Sağ olsun Umut abi dedi, araba sende dursun. C-Class'ın tüvünü halledene kadar. C-63'ün. S-63'te doluyuz bakalım. 2007 model S-63. Japonya'dan getirtmiş. Evet. Ben de bir yandan etrafa çok dikkatli bakmaya çalışıyorum. Olayları çözmeye çalışıyorum. Biraz değil. Her şey farklı. Yani gittiğimiz taraf farklı. Direksiyon zaten farklı yerde. Dönüşler farklı. Dönüşlerde mesela biz hep yaya ve bisiklete yol veriyorduk. Burada döneceğimiz zaman bir tık bize yanıyor yeşil. Ama bazı yerlerde, mesela bazı yerlerde gene bisiklete de yeşil yanıyor. Bakman lazım. İşte neye göre ayırt ediyorsun? Neye göre ne oluyor? Bazen böyle tam ışıkların dibinde 50 ile git diyor mesela. Tam 50 ile gitmen lazım işte, da azıcık aşağısı. Çünkü radar falan varmış. Onları gördüm. Dün Duba gibi radarlar. Falan. Evet. Sola dönüşlerde de bu S-Class'ın direkt de direkt ha. Şimdi burası kaç diyor? 50 diyor. Ben dün böyle Umut abiyle beraber gidiyorum. 35'te falan 40'la gidiyorum 50'lerde. Abi 50'ye çıktı hemen. Arkamızda hemen kuyruk oluyor. Akıyor millet böyle. Yani işte onda sürekli 50'de, yani mesela cezayı keseceklerse 55'te mi kesiyorlar? 56'da mı? %10 mu var? Artı 10 mu var? Japonya'da mesela artı 10 serbestti. Burada %10 mu var? Artı 10 mu var? Onu bilmiyorum. Bakalım. Ben 45'lerde safe zone'da gitmeye çalışıyorum. Gidebildiğim kadar şey olacak şekilde, güvenli olacak şekilde gidiyorum. Evet. S-Class. Rahat.
S klasın kelime karşılığı rahat. Bayağı bir kasis var burada, çok şaşırdım. Çok yerde kasis var. Yani bayağı da yüksek kasis. Ne halt yiyeceğiz R34'ten bilmiyorum. Yani kesinlikle hepsine sürtecek yükseklikte. Yine S klasta bir modu var, basıyorsunuz. Kaldırıyor komple şeyi. Pardon. Nedir o? Şeyi kaldıran modu. Airmatikleri kaldırıyor. Airmatik mi deniyor? Air süspansiyonları kaldırıyor. Araba kaldırıyor işte ya. Yükseltiyor. Şuradan birleşelim şuraya. Sağımız boş. He, bir güzel tarafı buranın şu. Mesela buraya sağa geçerken ben motosikletlere ve bisikletlere çok temkinli olmam gerekiyor şeyde. Japonya'da gerekiyordu. Burada motosiklet, bisikletler şu yukarıdaki yoldan gittikleri için 10 numara 5 yıldız. Trafik çok temiz. Arabalar var sadece. Çok temiz. Geniş etraf. Bana, beni yeterince gördünüz. Şimdi size öbür tarafı göstereceğim. Işıklarda duralım. Durduktan sonra kameranın yüzünü yola göstereceğim biraz. Yolu izleyebilirsiniz. Bir de ışık süreleri çok kısa arkadaşlar. Mesela kırmızı yanıyor. Çok kısa yanıyor. Kırmızıda bekliyoruz. Birazdan hemen yeşil oluveriyor. Yani öyle uzun uzun kırmızılarda beklediğimizi söyleyemeyeceğim. Gayet güzel. O açıdan. Görüyorsunuz yan taraftaki kırmızı gibi kameraya yansıyan yok. Bisiklet yolu. Yayalar da oradan gidiyor. Bazen çoğu yerde şehir içinde yaya yolları ayrı bisiklet yolundan. Bisiklet yolu görmeye görmeye şey yapmışız. Şaşırmışız yani artık. Şaşırıyorum yani. Evet, buralara alışacağız bakalım yavaş yavaş. Şu an geniş açıda öndeki kamera çok uzaktaymış gibi duruyor ama aramızda bir 4 metre falan var. Çok da yaklaşmak istemiyorum. Çünkü kamyonun üstünden ışık ışık görmüyorum. Trafik ışıklarını yani. Evet. Güneş doğalı arkadaşlar. 1 saat oldu. Saat şu an 9.40 sabah. Gün baya geç doğuyor ama ben yine de bunu Japonya'ya tercih ederim. Japonya'da güneş 5'te doğsa ne olacak? Dükkanları adamlar açıyorlar 10'da. Burada 8.30'da güneş doğuyor ama millet 7'de veya bazı dükkanlar 8'de açıyor arkadaşlar. Market 7'de açılıyor ya. Ya bizim evin yanındaki market orada, kocaman hep alışveriş yaptığımız market, 10'da açılıyordu. 10. Vicdansızlar. Neyse, burada bu marketlerin erken açılması çok güzel. Onu bayağı sevdik. Japonya'nın neyi iyi şimdilik? Benzin fiyatları ve neyi? Tuvaletleri arkadaşlar. Japonya'nın tuvaletlerine kimse su dökemez. Çünkü kendi sifonları var. Böyle iğrenç bir espri yapmaya çalışıyorum. Evet, Japonya'nın tuvaletleri çok çok iyi. Yani hiçbir ülkenin tuvaleti Japonların tuvaletlerinden daha iyi olamaz. Roundabout, bol bol roundabout var burada. Yani ne diyoruz buna Türkçe'de? Göbek. Göbek mi diyoruz? Herhalde öyle diyoruz. Diyoruzdur. Kamera açısını biraz tam ayarlayamadım ama kırmızı ışıkta dururken o kadar oldu. Şimdilik şöyle dursun bakalım. Bir roundabout daha var. Yayalar geliyor. İnsanlar çok güler yüzlü. Dün mesela tam buradan geçiyorum yine. Karşı taraftan bisikletli bir kadın geliyor. Hemen koluyla sinyal verdi. Benle göz göze geldi ki şey, hani ben bu tarafa döneceğim, sen devam et diye. Mesela Japon o asla öyle bir şey yapmaz. Yani Japonya'da öyle bir şey yok. Öyle bir kültür yok. Bisikletle gidiyorsa önüne bakar gider yani. Sen şu tarafa dönecekmiş, bu tarafa dönecekmiş. Dönünce görürsün ne tarafa döndüğünü. O kadar. Evet, buranın hız sınırı 50'ymiş. 51 ile gidiyormuşuz. Biraz daha düşelim. Ha, 50 şöyle. Şey, cruise kontrolümüzü açalım. Şöyle. 48, 49. 49'dan gidelim. Arkadaşlar. Ne demişler? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. 50 ise hız sınırı. 49'da gidiyoruz. Ama
kilometre çok çabuk yol alınıyor burada arkadaşlar. 50 mesela burası. Japonya'da da bazı yollar mesela şehir içinde 50. Ama burada 10 kilometreyi çok daha çabuk alıyorsun. Çünkü mesela şu roundabout, kaç tane roundabout döndük değil mi? Bu göbeklerden döndük. Bunların çoğu Japonya'da size vakit kaybettiren peş peşe ışıklardan oluşan şeyler. Işık grubu yani peş peşe. Burada bu yuvarlaklar işi çok kolaylaştırıyor. Işıklar kadar güvenli olmayabilir kullanmayı bilmeyene. Ama akış dehşet yani. Evet. Gördüğünüz gibi hızımız 50 diyor yan tarafta. Ben bu tarz şeylerde artık hıza odaklanmaktansa cruise kontrol açıp gidiyorum. Çok güzel oluyor. Silgeçlerin de otomatik olduğu iyi oldu. Bir yandan vitesle uğraşırken bir yandan silgeç aynı kolda. Şu an beynim yanıyor çünkü de biraz alışma süreci lazım bana. Bir iki gün daha, üç gün daha. Zaten bol bol yağmurlu buralar. Ama yağmuru rahatsız etmiyor arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Bir tropikal yağmur gibi değil. Hemen yan tarafa size mesela Hollanda'da ve bizim bulunduğumuz Yokohama'da ya da Tokyo'da ki yağmur miktarlarını koyayım yıl boyu görünen. Hollanda'da sabit bir miktarda yağmur devamlı yağabiliyor. Ama Japonya'da yağmur yağdığı zaman kaçışın yok arkadaşlar. Sucuk olursunuz, sucuk. Tropikal yağmuru öyle bir büyük büyük yağıyor ki zaten yıl boyunca düşen yağmur miktarını görebiliyorsunuz. Hollanda'dan çok çok daha fazla aslında. Ama güneşli gün sayısı da Hollanda'ya göre bir tık daha fazladır diye tahmin edebiliyorum. Evet. Hop. Polis bir anda sirenleri yaktı. Öndekini yakaladı galiba. Bakalım. Yok, sirenleri yaktı. Öndekini geçtikten sonra kapattı. Yol versin diye yakmış. Enteresan. Evet, buradan şimdi sola döneceğiz. Hadi bakalım. Şuraya girmeyin diye bir çizgi çekmişler galiba. Bu araba da geride duruyor. Ben de şöyle geride durayım. Soğuğu çok soğuk değil arkadaşlar. Şeydeki gibi. Bilmiyorum. Önceki videolarda bunlardan bahsettim mi şu an hatırlamıyorum ama biraz daha toparlanmış olarak bahsedeyim. Buradaki yani 5 derece Japonya'daki 5 dereceden daha yumuşak hissettiriyor. Bizdeki 12-13 derece buranın yani 5 derecesi gibi düşünebiliriz. Evet, 50'ye kadar çabuk hızlanıp 50'de devam ediyoruz. Burası maksimum 50 diyor arkadaşlar. Hiç şey yapmasınlar. Ben şöyle sağ tarafa atayım kendime. 50 ile gideyim. Ceza yemek isteyen ya da şeyine güvenen arabasına bastın gitsin. Bizim S-Class gitmiyor. S63. Mercedes-Benz servisi 24 saat diyor yan tarafındaki. Az daha aralık bırakayım şöyle görün. Heh, yan tarafındaki arabada. Mesela kırmızı yandı da bekliyoruz. Yani süreleri çok güzel, çabucak yanıyor. Bir de bazı ışıklar sensörlü galiba. Ben dün sağa dönecektim. Tam döneceğim sırada kırmızı yandı. Ben durdum. Bir daha hemen bana yeşil yandı gerisi geri. Büyük ihtimal öbür tarafları bir kontrol etti. Diğer taraftan geçecek kimse olmayınca mı bana direkt şey verdi, yeşil verdi. Ben de şaşırdım. Biraz ışıklı. Nomad otobandan gitsek daha erken giderdik ama vaktimiz var. O yüzden sakin sakin şöyle muhabbet edelim diye normal yoldan gidiyorum. Otobandan gitmenin bir şeyi yok. Otobanlar da ücretsiz, bir de öyle bir şey var. Enteresan. Hiç alışık olmadığımız şeyler. ETC karta aylık deli para geliyordu bizde. Çünkü sürekli otoban kullanıyoruz. Şöyle diyeyim yani. Aylık 400-500 dolar geldiği çok oldu arkadaşlar. Otoban parasını Japonya'da bana. Tabi o zaman mavi de vardı. Donup duruyorduk. Son aylar onları kullanmadığım için bayağı bir kar yapmış oldum. ETC'yi kullanmadım. Benzin kullanmadım. Yani
bayağı kar yapmış olduk. Şunların genişliği, açıklığı, üzerinde mesela size çok normal geliyordur bunlar ama üzerimizde elektrik teli olmaması muazzam bir rahatlık, böyle bir özgürlük hissi veriyor. Çok ciddi söylüyorum. Yani sürekli tepemizde elektrik teli görmekten bıkmış biri olarak da söylüyorum. Bundan da çok şikayet ediyordum Instagram storylerimde. Genelde görmüşsünüzdür. Hop. Mesela bak ben 50 ile gidiyordum. Millet açtı araya gidiyor. Ne oldu? Bir daha yeşil yandı. İşte bunu çözemedim. Mesela yeşil yandı gerisi gelince. Acaba neden? Kırmızı yandı. Sonra bize bir daha yeşil yandı. Neden ola ki? Arkadaşlar, Hollanda'da yaşayan arkadaşlar. Bir var mı fikriniz? Neden tekrar yeşil oldu? Önde yıldızı görerek gitmek de ayrı bir keyif. Bizim arkadaşlar çok eskiden bir Mercedes'imiz vardı. Kırmızı Mercedes. Tabii o zaman çok küçüktüm. Yani 6 yaşında falandım sanırım. Ya da 7 yaşındaydım. Modelini tam hatırlamıyorum ama sanki 280 sel mi diyesim geliyor. SEL yani. 280 sel mi diyesim geliyor. 240 mu acaba? 230 mu? Çok hatırlamıyorum. Böyle bir Mercedes'imiz vardı. Sürekli Renault'lara biniyorduk. Babam bir de Mercedes aldı bir ara. Babam bir ara Nissan Altima da almıştı. O zaman 7 yaşındaydı Altima. At gibiydi. Yani dedim ki bu ne arabaymış ya. O zamanlar böyle 9 yaşında falanım. Altima'yı alınca bayağı bir şey yapmıştım yani. Yani bayılmıştım arabaya. O Mercedes'in zaman 74 model falandı. Altima o zamanlar tabii 92 modeldi. 98 ya da 99 yılında almıştı babam onu. Araba 7-8 yaşında cillop gibi arabaydı böyle. Mercedes'imizin hep aklımda kalan şeyi ortadaki yıldızı yani. Küçükken babamın yan tarafında otururken böyle yolculuk yaparken gördüm. Hep o yıldız, onu hatırlıyorum. Bir de çok rahattı. Yaylana yaylana gidiyorduk yollarda. Acayip rahattı. Ama şeyde dertten kurtulmuyordu yani. İşte tabii bakımını şeyini bilmek lazım. Dizeldi sanırım o. Hatırlamıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Bir ara kızdırma bujilerinde mi problem vardı, ne vardı? Kışın çalışmazdı yani. Birkaç kere de öyle babam da, yani ben babam gibiyim o konuda. Birkaç kere midemi bulandırdığı zaman hiç tutmam yani ben de arabayı. Kırmızı GTR o yüzden gitti zaten sırf. Bir kere hata verdiği zaman böyle şey yapamıyorum. Daha onu tamir edip satıyorum yani. Öyle gene de vermem de. Tamir edip satıyorum, şey yapamam. Artık daha çekemem yani. Ay. Babam da öyle bir kere midesi bulanınca direkt onu da satmıştı. Herkes bir kendini bu tarafa atıyor. Biz de atalım. Demek ki ileride bir şey var. Görene kadar gitmeye gerek yok. Ha. Şerit daralıyormuş. İki şerit teke düşüyormuş. Çalışanlar çok enteresan. Şu yoldaki bak yan tarafta bir çalışan var ya. Mesela elinde bayrak yok. Eli cebinde. Diğer eli. Bisikletlere yol gösteriyor değil mi? Japonlarda böyledir. Japon hazır duruşta elinde ışıklı çakarlı bir şeyler yol gösterir böyle. Öbür elinde cebinde olma ihtimali yok. Diğer elinde yani cebinde olma ihtimali yok. Ve yani full güvenliği sağladığından emin olması lazım böyle. Tamam mı? Sürekli şey üzerinde, diken üzerinde yani. Sarıda geçtim ama inşallah. Kırmızı falan, şey aman ceza falan gelmez değil mi? Sarıda geçince sıkıntı olmuyor değil mi arkadaşlar? Çünkü sanki orada geçmek daha mantıklı gibi geldi bana. Bu da bir de Japonya'dan kalan alışkanlık. Sarıda direkt geçmen lazım yani. Sarıyı görüp frenlere abanırsan, kaza olursa sıkıntı. Onu ehliyet kursunda defalarca söylüyorlar. Yaklaştığınız ışıklara sarı geldiyse geçin, durmayın diye söylüyorlar ehliyet kursunda. Evet, ne diyordum? He, o çalışanlarla alakalı diyordum. Ama dün akşam mesela adamın ağzında sigara var. Bir elinde sigarayı da tuttu elinden. Bize işaret yapıyor. Şöyle dur, böyle geç falan diye. Rahat yani. Ha, bu rahatlıktan ben şikayet etmiyorum. Rahat. Adam rahat çalışıyor. Hani bazen çünkü çok disiplin sıkıyor arkadaşlar. Yani sizi de geriyor bir zaman sonra. Baştan çok güzel gibi geliyor. Oo, işine saygısı bilmem nesi. Böyle düşünüyorsun. Ama bakıyorsun ki saygı maygıdan ziyade yapmak zorunda hissediyor onu böyle.
daha çok fake gibi gelmeye başlıyor artık her şey. Gerçek değil de böyle sıkıcı şekilde böyle adamın ruhunu daraltıyor yani. Ben dün hanım gösteriyor. Ya diyor bak elinde sigarayla diyor yol gösteriyor bize falan diyor çalışan. Dedim tabii ya adam yani rahatlamak için içecekse sigara içen biri için. İçsin yani ne var? İşine engel oluyor mu o an? İşine engel olmuyor. Artık bu kafaya döndüm yani hakikaten çünkü sıkılmışız şeyden. Tertip düzenden değil maksat yani ama bu sıkıcı ve böyle sağlam bir kas sistemi var çünkü. Memurlarını şey amirlerine şey görünmemek için adamlar mahvediyor kendilerini. Paralıyorlar Japonlar. Eve gidince de şey yapar direkt onun hakkında konuşur ama o an böyle hiçbir eleştirisini dile getirmez. Hiçbir fikrini söylemez. Amir ne diyorsa doğru olan odur. Bitti. Gel abicim geç. Fermuar tekniği yapalım. Japonya'da bu var. Size de onu şey yapalım. Alıştıralım. Bu da enteresan bir şey var. Mesela öndeki dörtlüleri yakacak mı bilmiyorum. Japonya'da kesinlikle teşekkür etmek için dörtlüler yakılır. Yakmayan olmaz yani. Yani çok nadirdir yakmayan. Kesinlikle teşekkür için dörtlü yakılır. Burada dörtlü yakmıyor. Daha kimsenin teşekkür ettiğini görmedim böyle. Yani göz göze gelmediğim şoförün. Teşekkür tekniği burada yok. Öyle bir şey yok. Yani yayalarda tabii ki oluyor. Kafasını sallıyor görüyorsun ama mesela ben bu şoförü görmüyorum. Nasıl teşekkür edecek arkadakine? Öyle bir şey yok. Bir dörtlü yakayım. Ne bileyim. Frenle bir değişik fren ışıkları yakayım falan. Öyle bir şey yok. Evet bir abi şu benzin fiyatına bakar mısınız? 212 2.12 euro. 2.12 euro. Çok pahalı benzin burada. Japonya'da benzin çok çok ucuz. Ama Japonya'da yiyecekler de buranın 2-3 katı pahalı. Dolayısıyla daha çok benzin mi kullanıyoruz, yiyecek mi derseniz yiyecek tabii ki. Yiyeceklerin ucuz olması benzinin pahalı olmasından daha iyi. Yani benzin pahalı olsun sıkıntı değil. Benzini biraz şey yapabiliyorsun. Yani 6300 cc'lik araba değil de 2000 cc'lik kullanırsın. Bayağı kar yaparsın. Elektrikli kullanırsın, kar yaparsın biraz. Ama yiyecek, yiyeceğiz arkadaşlar. Şişeleri geri verince bir miktar geri veriyorlar. Şişeleri biriktiriyoruz şu an mesela. Onu hiç denemedik. Deneyeceğiz. Albert. İşte onu nasıl okunuyor bilmiyorum ki. Albert Hajin diye yazıyor. Albert Hajin. Artık nasıl okunuyorsa. O marketlerde veriliyormuş sanırım. Bakacağız bakalım. Burasının hızı ne? Burası da 50'ymiş arkadaşlar. Şöyle. Aha. 80'miş buradan itibaren. 80'e çıktınız. Tamam. Hızımızı 80'e aldık. Google Map'te de update etti çok şükür. Millet biliyor. Bastı gidiyor ama ben o anlık bakıyorum sürekli Map'teki hız sınırı ne diye. Map baya baya şey çok güzel çalışıyor yani. Hız sınırı açısından. Onu çok sevdim. Güzel arkadaşlar ya. Vallahi inşallah böyle taşınmayı düşünen birileri varsa. Ben birkaç arkadaşla görüştüm Japonya'da. Ev değiştirecekler. Hani kimisi değiştirmeye üşeniyor. Kimisi ya şey gibi bizim bildiğimiz şeyler gibi, gurbetçiler gibi. Ya gurulu düzeni bozmayalım. Arkadaş ne gurulu düzenmiş ya. O gurulu düzeni biz kurmadık mı ya? Bir daha kurmaktan neden gocunalım, neden yorulalım ki? Yık, boz, yap, tekrar yap ya. Ne var yani? Ah, değiştirdik ülkeyi işte. Yani kimisi için tabii ki her zaman kolay olmayabilir, zor olabilir, başka şartlar olur. Herkesin şartı aynı olmaz ama önemli olan kafa yapısı ya. Yani çekinmemek lazım, korkmamak lazım, biraz cesaretli olmak lazım. Ben eskiden beri söylerim ya, bizde hanımla bizde deli cesareti var arkadaşlar. Bu konularda şey yapmayız. Arkamda ceza yemek isteyen arkadaşlar var. Onlara izin verelim. Onlar gitsinler ileriye doğru. Biraz daha hızlı gitmek istiyorlar.
bak 80 ile gidiyor diyor. Işıklarda 50'ye düşüyor bir anda. Bu işte buna alışmak lazım. Yani çünkü yol 80 ile giderken bir anda 50'ye düşmesi şey, alışık olmadığımız bir durum. Mantıklı ama biz alışık değiliz. Onu kendimize şey yapmak lazım, alıştırmak lazım. Önümüzdeki trafikten hatırladım bir an, millet frene basınca, ama millet frene basmasa, kendi başıma gidiyor olsam flaşları çaktırırız belki de. Şu an 80'miş o sınır ya. Evet. Tam 80'e geldik. Çok güzel yerler. Evet arkadaşlar, geze geze sizinle Hollanda'daki ilk yolculuğumuzu yaptık arabayla. İnşallah bizim diğer elemanlar gelince, Aro 34'tür, T63'tür, onlarla da yaparız. Ben motosiklet almaya çok niyetliyim nasip olursa. Yine bir BMW S1000 XR düşünüyorum. Ama burası motosiklete ne kadar uygun onu bilemiyorum. Yani güzel ama insan biraz motosikletle dağ yolu falan istiyor ya, yani biraz daha, ne bileyim, anlatabildim mi? Daha az yağmursuz ve biraz daha kıvrak yollar, dağ yolları. Öyleymiş gibi insanın kafasında öyle canlanıyor motosiklet kullanımı falan deyince. Burada da kullanılır tabii ama yağmurlu günlerin çokluğu belki o isteği öldürür mü acaba içimizde, onu merak ediyorum. Yani niyetim var. Hayırlısı. Çok güzel buralar ya. Şu elektrik tellerinin olmaması arkadaşlar, söyleyeyim, İnsana huzur veriyor, huzur. Üstümüz kapalı değil böyle. Burası da 50'ymiş. Evet. Neyse, geleceğim yere yaklaştım ben de. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Şu an bol kasisli. Bakın hop hop hop, ama S-Class'a kasis ne yapsın? Kasis düşürsün. S-Class'ın kasisten bir derdi yok ki. Arabayı kaldır. Bak şimdi bir kasis daha var. Daha ileride bir kasis daha görüyorum. Bol kasisli yer ama hop hop. School zone yazıyor. Ha. Okul bölgesiymiş arkadaşlar burada. Yayalara, şeylere dikkat edelim yine de. Bak yaya geldi. Hop. Abi günaydın. İyi. Kapatmadan geziyorsun daha. He? Sıcak hava. Şey, kapılar saçılıyordu. Bakın başlıyor. Bak şeye gittim, buraya bıraktım. He, eyvallah. Abi. Şey yapalım mı? Sen sürmek ister misin giderken? Tamam. Sen araya mı oturacaksın? Evet, yok estağfurullah ya. Ne alakası? S-Class'ta arkaya oturur mu? Şey, geç kalmayalım falan diye. Ben şimdi sellem ve sellem gidiyorum. Sen rahat rahat gidiyorsun öyle. Japonya'dasın gibi değil mi? Koşu mu yaptın? Jogging mi yaptın sabah sabah? Yok yok. Daha 3. bölüm videosunu editledim, anca onu yükledim. Ha, gördüm mü az önce? Ha, saat 10 oldu değil mi? Ya ya, az önce şu Bursa'la önce gidelim şeye. Nereye gidiyorsun biliyor musun? Evet. Araba gidiyor mu? Hayır. Akü hepsini şeyde unuttum. Senin C63'ün gün çıkarttık ya. Ha. Şey yaptım, sen söyle. Ha, önce şey, garaja gideceğiz. Ha, oradan bagajdan bu starter'ı falan al. Bir de orada şey olmuyor. Gerçi starter'a gerek var mı? Yok. Plakalar duruyor orada sadece. O da durmuyor orada. O da yapıştırıcıyla. Biliyor musun ne yaparım? Ne yapalım? Evet, ben biliyorum ne yapacağım.
Neyse arkadaşlar, videoyu burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ne yapacağız? Önce C63'ü alıp içeri alalım. He. Evet, öyle yapalım. Önce o zaman bize gidelim. Tamam. Yolun üstüne C63'ü alalım.